<laughs> Şimdi bizi ağlamıyoruz ama zannediyorum izleyicilerimizin ellerinde mendilleri duruyordur. Evet haklısın. Aslında katarsis de biraz sübjektif bir şey, öznel ama burada hakikaten çok etkileyici bir evet. film var. Filmin aslında tam finalde değil belki filmin ortalarında bazı sahnelerde de insan çok etkileniyor. Çok. Yani sadece finale ait bir şey değil aslında. Filmin kritik sahneleri özellikle işte en karakterinin giderek o yani değişim süreci içerisinde biz gerçekten çok etkileniyoruz. Bunda Emanuel Van'ın da çok oyunculuğu var. Çok, çok. Yani sadece final demek istemiyorum. Filmin orta yerlerinde de ben çok etkilendiğimi hatırlıyorum. Ya ben zırıl zırıl bütün filmi o yani <laughs> ağladığım için bilemiyorum. Ee, yani bir kere çok çarpıcı açılıyor. Film bize hiç yalan söylemiyor ne olacağını. Daha e, açılış sekansından gösteriyor yani. Bir de apartmanın içinde bekliyor kamera. Ya o itfaiyecilerin kapıdan içeriye girdiğinde Çok tuhaf bir duygu sonra O hep apartmanın içinde olmak Filmin sonunda Hani sanki onları An ya da George'un ruhu Ya da ikisi birden bekliyormuş gibi düşünüyoruz Ki aslında sonunda George'a ne olduğunu bilmiyoruz Ama tahmin ediyoruz Muhtemelen yani o da işte kendi canına kıydı diye düşünüyoruz Kapalı bırakıyor bunları film Sadece hani O ikisinin birbiri olmadan Yaşayamayacağını çok iyi biliyoruz. Onların yaşam alanı aşk yuvası olan, o birbirlerine karşı çok şey ince bir mesafede duran ilişki, özel ilişkinin neredeyse bir simbiyozis o, birbiri olmadan yaşayamama hali. O duygusunu veriyor bize. Dehşete düşmekle birlikte o çiçekler içinde yatan an bence güzel imge, çok yumuşak bir imge. Evet, katılıyorum sana. Burada aşk, zaten film önünde de konuştuk. Bence aşk bütün filmi okumak için mükemmel bir kelime. Çünkü gerçekten şunu anlıyorsun. Aslında ikisinin en büyük acısı o birbirlerini de kaybediyor olma süreci. Yeah. Çünkü birbirleriyle çok mutlu bir çift. Bunu biz anlıyoruz. Yani filmin başında, filmin sonraki ilerleyen sahnelerinde birbirleriyle mesela konuşabildikleri anda o kadar güzel konuşuyorlar ki o sevgiyi yeah. onu hissedebiliyoruz. Şimdi orada... Böyle bir olay olduğu zaman yani böyle bir mesele olduğu zaman insan birçok çözüm bulabilir. Hastaneye yatırabilir işte bakım evine yatırabilir. Hayır hepsinde sahiplenip sonuna kadar bakması bakmak istemez. Çünkü o kadar büyük bir aşk o ondan evet. ayrılmak istemiyor. Bir taraftan orada bir cümle var diyor ki Emanuel Rivan'ın oynadığı karakter en yani ben senin için değil kendim için ölmek istiyorum diyor. Yani sana verdiğim acıdan dolayı bir sorunum yok diyor. Yani kendim bu dünyada devam etmek istemiyorum, ölmek istiyorum diyor. Şimdi çoğu seyirci biraz Ötenazi ile ilgili bir film olarak da düşünüyor ama aslında değil, değil. Tam olarak değil. Onunla ilgili değil. bir film değil. Daha çok ikisinin o sen dedin ya simbiyosis gibi hmm. o müthiş uyumları, o müthiş aşkları sonuç olarak bu ne kadar dayanabilir? Yani buradaki soru şu aslında. Bu kadar sevdiğiniz bir insan var ve diyor ki beni öldür diyor. Yani, ben artık yaşamak istemiyorum. İstemiyor. Ne yaparsınız? Soru bu. yani ya, ne Gerçekten çok kritik bir soru. Ve film boyunca buna George'un ne yanıt vereceğini George'la birlikte düşünüyoruz ki ben o sahneden hakikaten çok etkili, etkilendim. Evet. İşte oradan da girebiliriz aslında. Hı -hı. Dişini fırçalıyor. Ya. Sonra işte yine o gayet yani acı çektiğini görüyoruz. Hı -hı. Geliyor ve işte ona çocukluğundan bir hikaye anlatıyor. O anlattığı hikaye anlamsız bir hikaye değil aslında. Bir yalnızlık ve inat hikayesi var orada. Sütlaçı yemek istemiyor. Evet. Yalnızlık. Annesinden bir uzaklık var. Ve o hikaye ama sonuç olarak o hikaye el ilgili bir yere gitmiyor aslında. Sadece geçmişinden gelen bir hikaye ve Haneken'in kendi geçmişinden gelen bir hikaye. Ve o hikaye anlattıkça yavaş yavaş de sustuğunu görüyoruz. Sesini kestiğini görüyoruz ve elini okşuyor yavaş yavaş. Hmm. Ve ondan sonra işte, işte yastığı alıyor ve... Onu boğuyor. Yani müthiş bir sahne. Ve orada bir taraftan da öyle bir şey ki yani o öyle çiftler ki bunlar. Öyle bir çift ki birbirlerine geçmişten hikayeler anlatıyorlar. Ve işte bir sahnede diyor ki ya bak ne kadar ilginç bir hikaye anlattın diyor. Yani ona George'a. George diyor ki o benim de anlatacak çok hikayem var <laughs> sana diyor. İşte yine geçmişten bir hikaye anlatıyor. Çünkü hafıza da çok önemli. <laughs> Ve ondan sonra da işte orada boğuyor. Orada verdiği karar. Şunu anlıyorsun ki. George bunu sürekli düşünüyor, sürekli düşünüyor Evet. ve artık orada uyguluyor. Zaten George e, o kadar korumacı, o kadar üzerine titizleniyor ki en baştan itibaren. Yani bir memento mori olarak aslında o konserden döndükleri sahnede kapının zorlanmış olduğunu görüyorlar ya bir korkuyorlar. Yani bütün güvenlikleri sarsılıyor. Yani o akşam onu sakinleştirme hali çok tatlı, değil mi? Tadımlı kaçırma istersen bu akşam diyor. Çok güzel bir konser dinlemişler. Schubert impromptu. Ondan sonra gelmişler keyifli konser. Zaten hani onların hayatında müzik çok çok önemli bir şey. Sonra da yani o sakinleştirme hali. Ertesi gün öyle Andona kalınca. Böyle cevap vermeyince Jorge'nin yüzündeki ifade, e, ne, yap, ne yapmamız lazım? E, paniği, sakin olup durumu kontrol altına alma, düşünme hali var. George öyle bir adam. Onu anlıyoruz. Böyle paniğe kapılan, hani işte ağlayan, sızlayan bir adam değil. Yani şu hayatta başımıza ne geldiyse çaresine bakalım diye düşünen bir adam ama öte yandan da üstüne titrediği için eşinin kıyamıyor ona, kızından bile sakınıyor. Çünkü an o yani işte artık işte yataktan çıkamıyor, hafızası gidiyor, geliyor, iyi görünmediğinin farkında, kimseyle görüşmek istemiyor. İstemiyor, onu kızından bile koruyor. Annen diyor, görüşmek istemiyor. Ben de buna saygı gösteriyorum diyor. Çok çok ilginç bir durum o aslında. Yani anın ne kadar rezerve bir kadın olduğunun farkında ve en önemli önceliği anı istemediği hiçbir şeye zorlamamak. Beni en etkileyen sahnelerden biri hangisi biliyor musun? Hani bir bakıcı geliyor. Bakıcı anın saçlarını tarıyor. Zorlayarak tarıyor. Evet. Yani açılmıyor. George onu kovuyor. Bakıcı tabii bir anda ne uğradığını şaşırıyor. Hiç anlamıyor. Yok ben senin için başka iş reddettim falan diyor. Ve George ona tek şey söylüyor. Umarım sana... Ee, senin başkalarına davrandığın gibi davranırlar diyor. Bu aslında bu ikisinin ince ruhunu çok güzel gösteriyor. Evet, ya yani bakım evine göndermek istememesi, çünkü ya. aynı zamanda anda bakım evine gitmek istemiyor. Hayır. Başka birisinin kendisine bakmasını istemiyor. <laughs> Öyle bir durum da var ve ona verdiği sözü de yerine getirmek istiyor. Evet. Bu yani farklı bir tepki veriyor. çünkü Onların ikisi entelektüel insanlar, işte müzik öğretmenliği yapmışlar. Mesela geliyor Alexander geliyor, onunla hastalığını konuşmak istiyor ve diyor ki ben hastalığı konuşmak istemiyorum diyor. Aslında bugün baktığında başka bir insan tam aksine hastalığını çok uzun anlatabilir. Evet. Tamamen bütün bir hasta ziyareti sadece hastalık üzerine konuşmak evet, konuşmaya olabilir. Tamamen <laughs> <Ne gülüyor> dönüşebilir. Ama hayır orada o bariyerini koyuyor. Evet. Ben konuşmak istemiyorum diyor. Çünkü an en başından beri o hastalığı onu kabullenmek istemiyor. Daha doğrusu o evin içerisinde kalsın istiyor. Hı. sadece George'la paylaştığı bir mesele olsun istiyor. Evet. Joff geldiği zaman yani işte kızının eşinin de kendisini görmesini istemiyor. Hatta o yüzden kızının bile kendisini görmesini istemiyor. Çok büyük bir ısrarla kapıyı açtırıp içeri girdiğinde Eva ve annesini gördüğünde annesi ona hiç hoş davranmıyor. Yani hiçbir şekilde geldiğine mutlu olmuyor. Evet. Çünkü istiyor ki en o hastalık o evde sadece George'la kendi mahremiyetleri içerisinde kalsın evet. istiyor. İşte ben buradan sen bu en başında söyledin ama ben ondan biraz yeni söz etmek istiyorum. Olur. Çünkü çok önemli bir şey o. O ev, o ev bir kale gibi. Evet. Onların aşklarının bir kalesi gibi. Hı -hı. O yüzden mümkün olduğu kadar o evin dışına hiç çıkmıyor. Tedavi sahnesi için, teşhis sahnesi için, hiçbir şey için çıkmıyor. Çıkmıyor. O ev içinde kalıyor. Ha Açılış sahnesinde çıkıyor ama açılış sahnesi çok hoş. Konserde tam böyle sahneye koymuş. Genel ben. plan çekmiş. Kimseye odaklamamış. Ben ilk seyretimde tam olarak görememiştim. Dördüncü sırada oturuyorlar ikisi. Hı -hı herkesin başına gelebilecek bir sanki onlar da oradaki sıradan insanlar gibiler. Evet. Sonra işte eve geldiklerinde o tabii işte kapının zorlanması, kendi hayatlarının zorlanması an çok etkileniyor ondan. Belki de aslında biraz da Haneke'de bir söylesinde söylüyor. Bu felci o gerilim ve kaygı tetikledi diyor. Evet. Ee, hatta bir sahnede işte apartman görevlisi var. Geliyor ve hissediyorsun yani bir an önce gitmesini istiyor. <laughs> yani eş bıraksın işini bitsin Hemen gitsin o evden. O evde kimse olmasını istiyor. Hep kendilerine ait bir yer olarak kalsın istiyor. Evet, evet. O yüzden o ev çok önemli. bir tür kale gibi, ikisinin mahremiyet ve aşkının alanı gibi. Evet. doğru. mahremiyet orada en doğru sözcük bana kalırsan. O orası onların mahrem alanı ve onların dünyası orası. O ev onların dünyası. Artık hani belli bir yaştan sonra kitaplarıyla işte müzikleriyle duvardaki resimleriyle anılarıyla o evin içinde ölümü bekliyorlar aslında. Hani bu bir şey bir ölüm beklemek değil. Yani hani ölüm dökmeyeyim nasıl olacağım bir korkuyla ilişkili bir şey değil ama tamam bizim hayatımız bu kadar artık. Biz burada böyle mutluyuz, uyumluyuz, huzurluyuz. Başka birine ihtiyacımız yok demez hali. Biraz kendi kendine yeterlilik aynı zamanda. Ama işte her şey birlikte yapıyorlar ya o uyumun bir an bozulması var. Yani George değil hasta an hasta. Nasıl olacak? Çift olma durumunu bozuyor bu. Evet. Yani o, o, işte o en önemli tehlike onlar için o. İkisi birden hasta olsalar dert etmeyecekler. Gerçekten. Ama işte bir tek an hasta ve denge bozuluyor bir anda. Dolayısıyla e, tekrar o dengeye geri dönmeleri gerekiyor. Evet. Benim orada çok sevdiğim sahnelerden bir tanesi birden yemekteyken, akşam yemeğindeyken diyor ki albümleri getirir misin diyor. Hmm. Trentine anlamıyor yani işte George getiriyor, albümler geldikten sonra bakıyor, inceliyor falan. ve orada müthiş bir şey söylüyor, ben hiç unutmuyorum onu. Yani şunu söylemeye çalışıyor, hayat aslında güzeldi, güzel bir şeyler yaşadım ve yeterince uzun bir süreydi bu. Hmm. Ben memnundum, yani şunu demek istiyor George'a, yeterince yaşadım, evet. mutluyum. ...tadını çıkardım her şeyi. Evet. ...artık bir anlamda gitmek istiyorum diyor... Evet, evet. ...ona o sondaki o işte yastıkla boğma sahnesinin... Aslında ilk, ilk işaretlerinden birisini veriyor. Evet. Çünkü dediğin gibi onlar hayattan zevk alan insanlar. Gerçekten evet. birlikteyken hatta işte enin ilk döneminde de gayet mutlular. Konuşuyorlar, sohbet ediyorlar. Çok iyi zaman geçirebiliyorlar evin içerisinde. Birlikte sohbet ettikleri müddetçe onların dünyada başka kimseye ihtiyacı yok. Onlar birbirlerine yetiyorlar. Gerçekten yetiyorlar. Evet, evet. O sohbetleri, müzik dinlemeleri, kitap okumaları bunlar onlara fazlasıyla yetiyor zaten. Evet. Ama o sohbet bittiğinde artık ki o mesela çok zor konuştuğu anda bile aslında kızları geliyor ama onların hala arasında bir iletişim olduğunu görüyoruz biz. Hı. Hala sohbet ediyorlar mümkün evet. olduğu en zor koşullarda dahi sohbet etmeye, iletişim kurmaya devam ediyorlar aslında. Evet ee, zannediyorum hani ki orada bize bir ideal aşk kavramı sunuyor. Konuşmaya, iletişim kurmaya devam etmek, paylaşmaya devam etmek. Hani e, çoğu zaman çok olumsuz evlilik tasvirleri olur ya ileri yaşta artık. Herkes kendi dünyasında, birbirlerini takmıyorlar. <laughs> yani gelmişiz bu yaşa, işte hani kimin umurunda diyorlar. Ama e, burada öyle değil işte. Yani hatta e, Eva bile, yani kızları bile kadar çok önemli değil birbirleri kadar. Genelde hep insanların böyle ah çocuğum evladım diye bir e, idolleştirme hali vardır. Ay bir torun sahibi olmadınız diye şikayet etme hali vardır. Yahut onun ilişkisiyle onun evliliğiyle ilgili dertler edinme. Yani kendilerinden çıkıp kendilerini unutup başkalarıyla başka yakınlarıyla e, ilişkilenme hali vardır. O yok onlarda. Onlar muhtemelen e, yani ne zaman işte hani flört etmeye başladılar evlenmeye yakın o duygularla yaşıyorlar. Evet. Ya dışarıdan gelen kimse onları anlamıyor aslında. Evet. Eva onları çözemiyor. Eva babasının da delirdiğini düşünüyor hatta bir sahnede Yani işte kapıyı kilitliyor giremiyor falan ama sonra çok güzel anlatıyor onu. Evet. Yani dışarıdan geldiği zaman işte sürekli Jofla birlikte geldikleri zaman biz de şunu anlıyoruz ki anlamıyor aslında meseleyi. Hatta mesela o zannediyor ki yani bu babasına da yardımcı yardımcı olmak gerekiyor. Halbuki babası için başka bir şey söz konusu olamaz. Hı hı. Onun için dışarıda bir hayat yok. Onun için bütün hayat sevdiceğinin yanında olması gerekiyor. Sürekli ya. onunla birlikte olması gerekiyor. Evet, evet. Onu çözemiyor. Onun için o da bakım evine gitmiş, hastaneye gitmiş önemli değil. Onun bütün hayatı o. O yüzden kızı anlayamıyor tamam. Aynı zamanda işte apartman görevlisi geliyor diyor ki biz diyor eşimle sizi çok takdir ediyoruz diyor. O bunları merhametten yapmıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> merhametten ya da iyi bir insan olmak için Ay. yapmıyor ki. Onun başka bir alternatifi yok. yok. Oradan bu kabus sahnesine de geçebiliriz. Ya, ben o kabusu çok anlamlı bulurum. Haneke ile bu film konuşulunda zaten Haneke hiçbir şey yorumlamaz. Haneke <laughs> öyle bir yönetmendir. Yorumlama yapmaz. Her şeyi Ay. seyirciye bırakır. E, çok güzel bir kabus sahnesi o. Bir e, yanılmıyorsam... Yine bir şey oluyor. Ee, yine kapı çalıyor. Çok, evet evet kapının e, şey çalındığını görüyor. Evet. Açıyor. Kimse yok. Evet. Sonra bir dönüyor su basmış evet. daireyi. Ve yine şunu söylemeye getiriyorum evin dışında. Hı. Evin dışına çıkıyor. Evet. Ve tehdit yine evin dışından geliyor. Evet evet. O evin dışına çıktığı andan itibaren yani kabusu bile o evin dışına çıkmakla ilgili. Evet. Ama esas kabus evi su basmış olması. Evet. Eve yani o e, kendi mahrem dünyalarına bir zarar gelmiş olması. Evet işte ya İşte o çok ilginçti. Evet işte yine yani oradan çıkmakla ilgili. O yüzden onun dışarıda onu çeken bir hayat yok. Yok. Her şey onun için hayattaki en önemli insan o. Zaten bir şekilde e, finalde ona ne olduğunu Bırakıyor, bize bırakıyor. Aynen. İntihar etmiş olabilir. Orada bir rüya sahnesi var. İkisi Hı. birlikte sağlıklı bir şekilde, sağlıklı bir ya, an evet. var orada. Birlikte evden çıkıyorlar. ki ilk kez evden çıktıkları bir sahne o. Ya. Birlikte bir yere gitmek için Hı. evden çıkıyor. Onun için zaten bir mutluluk düşüyor onun Hı. için. Nerede olduğunu bilmiyoruz. Ee, belki evin içerisinde, o hemen mutfakta küçük bir oda var ya, belki orada yatıyor. Yani Çünkü öldürdükten sonra kendisi artık o odada yatmıyor. Yok. Onu orada, o odayı bir tür ritüel gibi yani Hı. bir tür onu böyle bir tören gibi yapıyor zaten onu. Kendisi gidip o mutfağın içerisindeki açıdan o küçük odada yatmaya başlıyor. Aslında onu iki türlü yorumlayabiliriz. Yani George'un hani anı hayalet değil tabii o hayalinde canlandırdığını çıktığını ya da George'un da aslında ölmüş olduğunu ve ikisinin ruhlarının buluşup dışarı çıktığını da düşünebiliriz. Bunların Bilmiyoruz hepsi, çünkü. Evet, hepsi olabilir. Çok güzel Hepsini bir açık düşün. final o. Evet, evet yani Haneke özellikle de böyle açık bırakmış zaten. Evet. Çünkü biz artık ondan sonra da ne olursa olsun zaten bazı çiftler vardır ya yani birisi öldükten hemen 15 gün sonra hatta diğeri de hayatını kaybeder. Hı hı. Bu da öyle bir çift onlarda zaten. Evet, yani Haneke de bunun altını çizmek istiyor özellikle. Zaten onların e, yani bunu daha iyi vurgulamak için de kızlarıyla damatlarının artık iş ortaklığına dönüşmüş olan evliliğini karşılarına koyuyor. Onların arasında böyle bir aşk falan yok. Onlar basbaya iş ortağı. Yatırım konuşuyor zaten Aynen. annesiyle. <laughs> İkisi semaş iş ortağı onların. Bambaşka iki dünya. Yani kuşak farkı e, belki biraz. Hani diyelim ki hani George da an da sonuçta üst orta sınıf. Yani o apartman dairesinden hayat tarzlarından hani anladığımıza göre. Maddi hiçbir sorunları yok. Tabii yani hiçbir sorunları yok hatta iyi. E, dolayısıyla hani onlar gibi bir çiftin karşısında böyle bir çift var yani. <laughs> Hem zaman değişmiş. Artık ne ruhlardaki o incelik var. Ee, ne de hani aşklardaki oyunculuk var diyor biraz. Hafif bir nostalji havası da vermiş oraya. Yani sanki bu zamanda ve dışarıdaki dünyada yani George'ların evin içinde olmayan, onların dışında kalan dünyada başka bir dünya. Orası çok maddi, çok materyalist, e, ortaklıklar, yatırımlar o artık George'a'nın hani dahil olmak istemedikleri bir dünya var diyor. Evet ya, onu çok güzel çiziyor. Evet. Alexander yani gelip öğrencileri Hı. de o dünyaya giremiyor ya, bir noktada takılık kalıyor. Hı. Ondan bir çalmasını istiyor işte zaten. Evet. Bir şey bagatelliği evet. çalmasını istiyor. Evet. O da aslında çalmam çalmak istemiyor Hı. ve böyle müzik de çok önemli orada. Hı. Yani artık onunla senle sadece müziği paylaşmak istiyorum diyor. Onun söylemek istediği şey bu hastalığı değil sadece müziği paylaşmak istiyorum diyor. Hı. Ama Filmin en hüzünlü tarafı, film önünde de söyledik, bütün parçalar yarıda kesiliyor film boyunca. Ya evet. Bunu da kasten o hayatın bir noktada kesileceği meselesini kullan yani onun için vermiş. Onu vurgulamak için verdiği çok açık. Bence de. Yani o yani müzik kesilir bir noktada. Şimdi filmin ölüm üzerine olduğunu söylemek çok zor. Belki ölmek üzere diyebiliriz. Yani ölmek üzere olan hmm. bir insanın çektiği sıkıntılar üzerine ama ölüm çok ona kafa yorduğunu zannetmiyorum. Ama Yok. bir noktada e, hafıza çok önemli. Yani hafızaya sarılması ikisinin de o benim için çok değerliydi. Çünkü bir anlamda kendi alanında kaldıkları zaman geçmişlerini konuşarak, geçmişlerini paylaşarak onunla mutlu olmaları benim çok hoşuma gitti. Her iki anı da Haneke'nin anısıymış. Mesela ilk anlattığı bir olay var. İşte ilk kez büyük büyükannesinden aldığı bu parayla tek başına bir filme gidiyor. Sonra onu birisine anlatıyor ve gözyaşlarına boğuluyor ağlarken. Filmi yıllar sonra diyor oradaki işte George... Filmin hikayesini hatırlamıyorum ama filmdeki duyguyu hatırlıyorum diyor. Hmm. <laughs> o çok önemli. Çok. Tam da işte Haneke'nin evet, Haneke'nin evet. meselesi bu. Evet. Aslında Haneke ilk kariyerine ilk başladığında ilk filmlerde çok sert, çok duygusuz bir yönetmen gibi görüldü. ama aslında çok Yok. duyguları çok güçlü bir yönetmen. Çok. Bu filmde de ya bunu bir şekilde çok net bir şekilde. Sen söyledin zaten başında. Ya yani aşkta bu çok net açığa çıkıyor yani. O duygusuz değil tam tersine yani kendi e, gördüğü o umutsuzluğu, çıkışsızlığı e, yani işte sınıflar arasında açılan uçurumu yani bütün bunları anlatmak için o filmleri yapıyor yani o yani bir insan hani saklı izleyip bu adamın <laughs> duygusuz olduğunu düşünemez Duyumlu. ya da bilinmeyen kodu mümkün değil böyle bir şey. Ya şöyle diyelim acıları her tür acıyı aslında çok ciddiye alıyor çok çok önemsiyor onlara evet. onlarla hakikaten derinlemesine dalıyor. Hı hı. Yani düşünüyor onun üzerine. İşte burada da mesela odaklanması benim için aşkın en önemli meselesi odaklanması. Biz bu konuyu çok seyrettik. Hı hı. Bu konu çok seyrettik. Yani çok. bunu bir Amerikan karakter dramı olsa buna mutlaka bir sürü başka şey konulur. Yani. Geçmiş hikayeler, finalde mutlaka bir e, katarsise bağlanacak evet. başka bir olay. Hayır. Hani ki odaklanıyor. Evet. Yani çok net bir şekilde o iki insanın arasındaki ilişkiye odaklanıyor, evet. bütün fazlalıklardan kurtarıyor filmini. Aslında film 2 saat altı dakika ve az sürede az şey oluyor filmde aslında bakarsan. Bir yılda bir geçen olayları böyle özetleyerek anlatıyor ve evet. e ama çok iyi odaklanıyor. Evet. Onu seviyorum ben Haneke evet, sinemasını. Evet. Bence de. Yani mesela e, Haneke gerekli gereksiz kamera hareket ettirmez. Çok iyi. E, gerekli gereksiz yakın plan kullanmaz. Çok çok ölçülü. Hani ne zaman biraz yaklaşacağını çok iyi biliyor. Yani genellikle hep uzak duruyor, şey bütün geniş planları tercih ediyor. Ama mesela An ilk hastalandığında hemen bir yakın planlara geçiyor çünkü o sırada oyuncuların ifadesi çok önemli bizim için. Onların ne hissettiğini bilmemiz lazım. Ya da işte An'ın o aciz haliyle banyo sahnesinde hemen biraz yaklaşıyor bize görmemiz gerektiği kadarını gösteriyor ama hep bir mesafeyi koruyor. Yani o da George'un ana davrandığı gibi izleyiciye davranıyor aslında. Evet. Zarif, ölçülü, çok fazla irkiltmeden ama duyguyu yoğun biçimde hissettirecek şekilde kullanıyor. Ben bir de ışığı çok güzel kullanıyor mesela çünkü o duyguyu bize yavaş yavaş hissettiriyor. Daha aydınlık, daha hoş, daha zarif. Yani mesela konser ışığından o evin içindeki güzel yumuşak. Işıktan sonra yavaş yavaş loşlaşıyor film. Evet. Git gide kararıyor. Evet. O şeyde ilk işte hastalandığında Hı -hı. filmin başındaki ilk bölümde ondan sonra işte belli ki hastaneye gidecekler. Evet. Ondan sonra gece vakti evin içerisinde boş evi gösteriyor. Dışarıdan trafik gürültüsü geliyor. O evi gösteriyor. Onlar yok o evde ve boş. O çok etkileyici bir sahne. Hı -hı. Resimler var bile sonunda. Tablolar evet. var. Evet. O tabloların ortak özelliği aslında hepsinin böyle geniş doğada doğada doğayı resmeden manzara resimleri onlar ve yalnız insanlar var iki kişi genelde Hı. yalnızlar doğanın içerisinde yalnızlar film boyunca bize o resimleri pek göstermiyor biz ucundan köşesinden görüyoruz daha sonra o sahnede bir de onu gösteriyor böyle bir filme bir tür onların yani biz o evin içerisindeyiz. O resimlerle başka dünyalar açılıyoruz. O açıldığımız dünyalar doğa, ıssızlık ve yalnız insan resimleri. Hmm. Onun da böyle çok böyle bir hüzünlü bir etkisi oldu benim, benim üzerimde. Hem boş evdeki boş çerçeveler hem de o resimlerin, tabloların o peş peşe gelmesi. Evet. Yani her, her şeyi o kadar incelikle tasarlamış ki. Biz işte o sona doğru yuf, çekiyor. Kamerayla da çekiyor. İşte ışığı hafif karartarak çekiyor. E zaten... An e, değişimi uğruyor o sırada. An değişimi uğrarken George da ikisi çöküyor. Gözlerimizin önünde çöküyorlar filmde. Yani bu hepimizin aslında hani e, tanık olabileceği bir şey hayatta. Yani hepimizin özdeşleşebileceği bir şey. Her evde böyle bir ikilem evet. var ya. Yani her evde. Bu evde değilse e, yan dairede. Yani bu hepimizin hayatta kaçınılmaz son. E, doğanın e, kaçınılmaz e, şey. E, Evet. Bize verdiği finali yani. Aynen öyle. Ama burada o iki insanın işte bu kaçınılmaz meseleyi nasıl yaşadığına evet, odaklanıyor. Evet. Bir de dışarıya çıkmıyor ya yani mesela Hı. ikinci çok ağır bir felç geçiriyor. Bize ha. onu göstermiyor. Evet. Göstermiyor. O şey. çok iyi anlatıyor onları. Yani onların hayatındaki o değişimi. ilk önce bir tekerlekli sandalye var. Sonra o gidiyor elektrikli bir tekerlekli sandalye geliyor falan. Hı. Oradaki o geçiş sürecini yani hastalığın ilerlemesini tamamen nesneler üzerinden anlatıyor aslında. Mesela bez kullanmaya başlıyor. Yani. O sahnede tam dedin ya sen işte onu söylerken onu hatırladım. Müthiş bir yakın plan var. Hı. Benim filmde en çok en çok dokunan sahne o oldu. Emmanuel Riva orada ne kadar mükemmel oynamış ya, yani hakikaten ya. çok iyi oynamış. Ee, o artık orada yani o alt bezinin takılması sırasında ki sadece yakın planda gösteriyor onu. Evet. Veya kendi başına yıkanam yıkanamaması yani artık kendi bedenini evet. hiçbir şekilde kontrol bedenini edemiyor şu. Onların ana verdiği acı hmm. onları mesela tamamen çok sakin bir şekilde anlatıyor. Çok. Dediğin gibi tam senin gibi. mesafeli ve nazik bir şekilde anlatıyor çok. yani ince bir şekilde. Yani. E George nasıl anı incitmek istemiyorsa, mahremiyetini zedelemek istemiyorsa, kamera da aynı şekilde davranıyor ana. Kamera bir yandan hani George'un gözü gibi. Hmm. George nasıl bakıyorsa ana kamera da öyle bakıyor. Dolayısıyla evet. biz de öyle bakıyoruz. O yüzden de George'u anlıyoruz. Hmm. Yani çünkü bu da şöyle bir şey. Yani an belli bir yaşın üstünde ee, ve an iyileşmeyecek. En son artık anlıyoruz onu yani. Hiçbir şansı yok artık eskisi gibi şey ayağa kalkması, yürümesi, konuşması, Acı hatırlaması mümkün olmayacak. An an olmaktan çıkıyor. Ve an bunu istemiyor. Kendisi olmayacağı bir şey bedene dönüşmek istemiyor. Onun için canlı olmakla cansız olmak arasında bir fark kalmıyor artık. Eğer bütün o anılarıyla, duygularıyla işte Jojo e, olan aşkıyla, e, müziğe olan sevgisiyle var olmayacaksam ben ben değilim diyor. Yani anın esas talebi bu. Yani evet. keşke bunu felsefeci olup daha güzel yorumlasaydım derim ama gerçekten e, hayatı bakışı bu onun. Tamamen bu aslında. Mesele bu. Evet. Bütün bunlar üzerine düşünmemizi istiyor hani ki. Bir de mutlaka bu e, şey güvercin sahnesi var. Ya ya ee, <laughs> meşhur deponu. güvercin. Ya ben o sahneyi çok net bir yorumlamak istemiyorum. Çok net bir yorum getirmek istemiyorum. Hmm. Haneke'nin de çok net bir yorum getirdiğini düşünmüyorum. Sormuştum ben de. Ee, yok yani getirmiyor. Hakikaten evet. onun için çok önemli bir sahne. Ama evet. düşünürsek dışarıdan gelen ilkinde onu dışarı göndermeye çalışıyor. Evet. İkincisinde de çok zarar vermeden ona, hiçbir zarar vermeden onu bir şekilde ele geçirip dışarı kendisi bırakmak evet. istiyor. Bir de orada artık şunu da unutmamak gerekiyor. Ee, yani... Anın artık orada yani hayatını kaybettiği için dikkat edersen bütün işte dış dünyaya kokusunun çıkmaması gerekiyor. Öyle evet. bir çaba da var. Yani o evin içerisine girdiği zaman o güvercin aslında çok fazla çıkacak bir yer yok. Bir tek o sofraya açılan pencere var zaten. Hmm. Ee, bir de o da var. Yani onun korkusu da var. Dışarı itfaiye filmin başında girdiğinde hmm. zaten hemen bir koku var salmış durumda evi. O çiçekleri getirmesini de hatırlarsan hmm. ya bütün onlardan da duyduğu bir rahatsızlık var. Evet. O güvercin sahnesi biraz da onunla ilgili. Ben şöyle yorumlamıştım. Görür görmez bana onu hissettirmişti. Güvercin anın çırpınan ruhu çıkmak istiyor, çıkamıyor. Bir yere e, hapsolmuş, sıkışmış, korku içinde, çırpınıyor ve gitmek istiyor. Bana direkt onu hissettirmişti. Valla bana da onu hissettirdi ama ben hani e, <laughs> dediğim gibi daha böyle somut açıklamalar yaptım yani. Yine o evet, dış evet. dünyaya gelmesi var ya o evin dış dünyaya hiçbir şeyin girmemesi o eve. Evet, Artık evet. hiçbir şekilde istemediğim bir nokta o. Evet. ve o güvercin girebiliyor bir tek. Hı hı. Ama yani e, galiba bu filmin e, güzelliği de orada. E, gerçekten çok yoğun e, simgeler ve alegoriler var filmde. E, hatta sezdirmeden var yani. Saç taramadan, banyodan, resimlerden, müziğin yarıda kesilmesinden ve bize e, bütün bunlardan kendi filmimizi e, tarif etme şansı doğuyor. Yani hepimizin izlediği aynı film ama e, hepimizin hissettiği de aslında büyük ölçüde aynı duygu. Ama hepimiz farklı nedenlerle ağlayabiliyoruz, farklı nedenlerle üzülebiliyoruz, farklı nedenlerle özdeşleşebiliyoruz ve bütün bunları da başka türlü yorumlayabiliyoruz. Yani bence bütün ustalık burada işte. Yani iyi yönetmen tas tamam bu. Tabii. <laughs> yani sana bir güvercin sahnesi veriyor ve ne kadar insan varsa o kadar fikir çıkabiliyor. Evet. Neydi Şimdi bu diyebiliyorum. Çok diye şey önemli bir an o. Filmin en önemli anlarından bir tanesi. O evet. güvercin sahnesi bir anlamda hiç ki herkesin aklında kalıyor. Ben de o güvercin sahnesini hep böyle yorumlamak istemiyorum nedense yani. Ha, ne? Çünkü çok etkileyici <laughs> bir sahne. Çok. Orada e, Trintinian'ın bir kalkmak için, yerden kalkmak için bir kendini toparlama sahnesi var. Hmm. Şimdi biliyorsun 82 yaşında evet. ve ciddi bir orada da yani beli güçlü değil. Bel kasları güçlü değil. Evet evet. Orada ayağa kalkmak için uğraşması mesela o kadar gerçek ya, ki. Ya, ya. ya zaten hani bu film... Yani hakikaten e, yaşlılık demeyeyim ona ama hakikaten hayatının son döneminde olmakla ilgili de bir film aynı zamanda. Evet. O artık yani senin nereden bakarsan bak artık yaşamışsın ve daha az bir süren kalmış hı hı. ve hayatı iyi yaşamasını bilen insanlar için söylüyorum. Bunu gerçekten hı. tadıyla, tuzuyla iyi yaşamış insanlar için. O hakikaten o duyguyu çok iyi veriyor. O kandaki o 2000 kişinin ağlamasının nedenlerinden birisi onların çoğu eleştirmen zaten. <laughs> yani kendileriyle film, buradaki karakterlerle çok iyi özleşişebilecek karakterler. Doğru. İşte o yüzden de öyle bir etkisi evet. var. E, aslında hani insan hangi meslek grubunda e, olursa olsun, hangi yaşta olursa olsun e, hayatı bu incelikle, bu zerafetle bu sevgiyle. Dolu dolu yaşamanın tadına varabilir zannediyorum. Yani biz tabii biraz daha fazla belki özdeşleştik. Hani böyle bir dünyanın içindeyiz diye. Ama bence çok da önemli değil. Yani insanın hele ki bir çift olarak yaşıyorsa birbirine sevgisini ve saygısını kaybetmeden yaşamayı bilmesi kendi elinde. O bir sürü hırçınlıklar da yapıyoruz. Bir sürü tatsızlıklar yaşıyoruz. O kadar gereksiz ki. Hayatın tek gerçeği var diyor bize hani ki, o da ölüm. <laughs> yani hepimizin e, kaçınmayacağı, varacağı tek yer o. Ve birbirimize bir çift olarak, e, hani bu çift ille de evli bir çift olmak zorunda da değil. Yani iki çift kardeş sevmek, de olabilir. Baş... Yani ebeveyn çocuk da olabilir. Yani birbirimize muhtaç olduğumuz noktada bu incelikle, bu güzellikle, bu zarafetle yaşlanabiliriz diyor. Evet, ve onlar aslında en büyük mutluluğunu bulduğunu düşünüyor onların evet. ...sevgi, aşkı bulmuşlar, hayatta birbirlerini bulmuşlar, çok mutlular ama ölüm onlara da yaklaştıkça işte o sorun. Film tam da onun üzerine bence yani. Evet. Nasıl başa çıkabiliyorlar o meseleyle? Evet. En zor, en aşılması zor meseleyle nasıl evet. başa çıkma çalışıyorlar? Film evet. biraz onu anlatıyor. Doğru. Hatta ölümden bile zor olan mesele. Çünkü ölüm başka bir şey. Doğru. Anın yaşadığı şey ölüm değil çünkü. Hı hı. Kendisini kaybetmek, hafızasını kaybetmek, evet. bedenin üzerine kontrolünü kaybetmek. Aynen. O ölümden daha zor olan bir şey işte. Evet, Tam da onu anlatıyor çıkmak. işte. Kendin evet. olmaktan yani çıkmak. Kendin olmadığın noktada e, yani o çok büyük bir acı. Yalnız senin için değil karşındaki için de. Evet o yüzden de zaten çok... an diyor ki ölümden korkmadığını ima ediyor özellikle. Evet. Hayat güzeldi diyor, her şey yaşanmıştı. Ölümden, konun korktuğu şey ölüm değil. Doğru. Evet. Evet, zannediyorum izleyicilerimiz de en azından bizim kadar etkilenmişlerdir bu özel filmden. Yani sadece güzel değil özel bir film. Onun altını çizmek isterim. O zaman şimdilik veda edelim. Bir sonraki programda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.